Ya Allah! Yarası gitti. Tut bakayım hocam bir. Tut hocam. Ben bir şey diyeceğim bak hocanın hatırına. Bugün Yenikent Mahallesi'ndeyiz. Yenikent Mahallesi'nde... Değerli izleyicilerimiz, ekranlarınıza hoş geldiniz efendim. İsmailci'ye hoş geldiniz. İsmailci, bugün efendim Taşkent Avşar Mahallesi'ndeyiz bugün. Başbakanımızın da memleketi olan Taşkent Avşar Mahallesi'ndeyiz. Ve buradaki güzellikleri sizlerin ekranlarınıza yansıtacağız. Buradaki abilerimizle muhabbet edeceğiz. Avşar'da neler var? Avşar neyle uğraşır, geçimini neyle sağlar? Bunların hepsini beraber öğreneceğiz. Muhtarımız selamünaleyküm. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Avşar Mahalle Muhtarı İlyas Bingöl. İlyas? Bingöl. Bingöl? Gül, evet. Bingöl değil mi abi? Gül. Gül. Evet. Ha, Bingöl. Şimdi Bingöl ile Bingöl karıştırıyorlar mı bunu? Karıştırıyorlar, çok karıştırıyorlar. Yazarken de falan da karıştırırlar. Evet, karışım oluyor. Maalesef. Ehliyette Bingöl yazıyor, kimlikte Bingöl yazıyor. Ne yaptın, düzelttirdin mi onu? Düzelttirdik. Bingöl olarak? Evet, düzelttirdik. Bin tane gül. Evet, bin tane Eyvallah. Gülümüz var. Eyvallah. Şimdi İlyas abicim, Avşar Mahallesi'ndeyiz. Evet. Avşar Mahallesi muhtarı olarak sen genç bir muhtar görünümdesin ama evet. Kaçlısın bilmiyorum. 1982 doğumluyum. Peki şu özelliği taşıyor musun? Hani Avşar Mahallesi'nin en genç muhtarı özelliğini taşıyor musun? Evet. Daha önce senin kadar yok, genç? Yok, benden genç olmadı. Bu sene gençleştirdik yönetimi. Maşallah. Azalarımız şeyimiz genç hep. Azalar da mı genç? Azalar da hep İhtiyar 30 hiç yok. Yok. Peki ihtiyarlar kızmıyor mu bu işe? Yok. Onları dinleme istirahata çektik kenarı. Ha. Onlar bize akıl veriyor. Abi. Evet. Onlar bize akıl veriyor. Tecrübeleri de var. Onlar abi. Evet, aynen öyle. Eyvallah. Şimdi İlyas abi Avşar geçimini neyle sağlar? Neler var Avşar'da? Avşar %60-70 emeklisi var. Tarım ve hayvancılıkla uğraşır. Aşağıda bir barajımız başladı hemen köyün altında. O da arazilerim yeni başladı. Bitmek üzere. Bir buçuk senedir falan devam ediyor. Arazilerimizin birçoğunu su altında kalacağı için yayla kısmında fidancılıkla, meyvecilikle uğraşıyoruz. Ne var meyve olarak? Kiraz, şeftali, ceviz. Bu tür bütün meyvelerden var ama genelde kiraz. Genelde kiraz. Kiraz da bu taraf iyi olur yani. Evet. Şimdi şöyle bir özellik daha var değerli izleyicilerimiz. Üçüyük mahallesinde yaşamıştık biz bunu. Üçüyük mü, üçüyükler mi? İnternette üçüyükler yazıyor fakat kendisi üçüyük. Tabelaları üçüyükler. Muhtar üçüyük muhtarıyım diyor. Orada bir karmaşa yaşamıştık. Şimdi gelirken şu özellik, yani şu dikkatimizi çekti. Tabelalarda hep Avşar yazıyor. Avşar yazıyor. Evet. Ama mahallenin girişinde, köyün girişinde Avşar yazıyor. Evet, resmiyette Avşar geçer ama resmiyette genelde Avşar mı? Avşar, F ile. Evet. Genelde biz muhtarlık Avşar. Muhtarlık olarak da Avşar. Evet, Avşar mahalle muhtarlığı. Ama biz genelde halk olarak şey olarak Avşar. Avşar. V ile söylüyoruz. Avşar. Evet. Her şeyimiz Peki, Avşar yazar. Peki niye böyle bir şey olmuş? Yani kelime o hatası imleş, mı o kelime hatası olaraktan kaynaklanan bir şey. Muhtarın soy isminde kelime hatası var. Mahallenin isminde kelime hatası var. Allah soyunuza hayretsin abi Allah inşallah. Razı olsun abi. Allah başka hata vermesin. Amin. Eyvallah. Şimdi abi senin Allah izin verirse mahallemizin, köyümüzün güzelliklerini çekeceğiz. Buradaki abilerimizle şöyle sıradan hızlı bir şekilde tanışalım istiyoruz. Abicim merhaba. Merhaba. Sandalyeyi aldın, çektin, en başa oturdun. Niye öyle oldu? Bilmiyorum, ihtiyarım. Evet. İsmail ben en başa otururum. İlk benimle konuş, ondan sonra işim var, gideceğim ben. İsim ne abicim? İsmim Bayram. Bayram. Bayram Kozağaç. Bayram Kozağaç. Bayram abi ne yaparsın Avşar'da? Ne yapayım işte oturuyorum yeri içerim. Avşarlı mısın, Avşarlı mısın? Avşarlıyım, bu memleketliyim. Ha bir de Avşar var biliyorsun değil mi? Ya işte Avşarlıyız. Eyvallah Bayram abi. Hadi teşekkür ederim. İsmim, ismi Ahmet Ali Uysal. Efendim? Ahmet Ali Uysal. Ahmet Ali Uysal. Ahmet abi ne iş yapar? Emekli. Emekli. %70'i de herhalde yanlış hatırlamıyorsam emekli. Siz var de mi? O %70'in içindesiniz herhalde. Ne zaman emekli oldunuz? 12 sene oldu. 12 sene oldu.
Peki ne yapıyorsun bu hani 12 senedir ne yapıyorsun? Kiraz bahçesi bazı oraya gidiyoruz tamam. Başka. Bazı oraya gidiyoruz. Bazı işte her gün gidecek halimiz yok yani. Ne yapacak halimiz yok? Her gün gidecek halimiz yok dedi bahçeye. Tamam bazı gideceksin zaten yani her zaman gidilmez kiraz bahçesine ya. Eyvallah abicim. Merhaba abicim. Merhaba. Torunu da almışsın evet, herhalde. Evet torun yanımda. Dur torun nereye gidiyor? Torun kaçtı. Torun kameradan mı kaçtı? Kameradan kaçtı herhalde. Evet abi seni tanıyalım. Ben de emekliyim. Ha, ismim Lütfü Korkmaz. Lütfü Korkmaz. Evet. Lütfü abi ne yapar? Emekliyiz işte buralarda gezip duruyoruz işte sağ olsun. Bayram abiyle evet. Takılıyorsunuz. Aynen. Bayram abi de tam takılacak hava var zaten. Takılacak. İçi gırgır yaptınız mı onunla vakit geçer onunla zaten. Onunla gırgır geçer. Eyvallah abicim. Mıktat Akdoğan. Kim abi? Mıktat Akdoğan. Mitat. Mıktat. Mıktat. Evet. Mitat. Mıktat geçiyorum şeyle Mıktat kimlikle geçiyor. Evet. Abi burada sıkıntı var ya. Harbiden sıkıntı var. Yani muhtarın soy isminde sıkıntı var. Mahallenin isminde sıkıntı var. Mittat abimizin adında sıkıntı var. Sıkıntı var. Ne? Kimlik yanında mı? Kimlik yanımda. Ver abi bakayım kimliği ya. Bırakalım ya. Buyur. Ver abi. Abi Mittat değilmiş. Şöyle bak değerli izleyicilerimiz. Mıktat. Mıktat. Halk arasında Mittat olarak geçiyor. Yani adam söyleyemeyince evet. Ne yapsın? Şimdi ben 3 defa sordum. Mittat mı acaba diyorum. Mıktat diyorsunuz ama anlamadım yani. Ha. Acaba dedim hani konuşmada bir hani bazen yok, olabiliyor. Hani insanların tabii Rabbim herkesin farklı farklı yaratmış. Ondan mı dedim? Değil. Normalde değil, konuşuyor. Normal. Abim de Mittat diyor. Dedim bir sıkıntı şey, var. Halk arasında Mittat. Kimliği gördük. Mıktat. 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 Peki bu isim nereden geliyor Mıktat abi? Vallahi bilmiyoruz büyüklerimiz senin koymuş. Senin başka yoktur Allah bilir. Var. Ciddi var. Mi? Var. 4-5-6 tane var. 5-6 tane var. Var. Senin ismini bizim kim eski koymuş? Başkanın ismi de Mithat Aklı. O Mithat Önder. Mıktat mı o da? Yok Mithat. Abi Mıktat ha. Soruyorum ha, ya. Ha Mıktat yok. Sen abi ayıp Mıktat yok tekin o zaman. Ha onu diyorum ben tekin, ya. Tekin. Mıktat tekin mi? Ha, eyvallah. Sakın torunlara falan bu ismi koyma. Aman oğlum benim adımı koyun deme yani. Demem de. Baskı yok kendisine. Eyvallah. Eyvallah abicim. Merhaba Hasan merhaba. Akkaya merhaba. Hasan Kaya. Akkaya. 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 Eyvallah. Sen ne yapıyorsun Hasan abi? Ben emekliyim. İş makineleri operatörüydüm. Emekli oldum. Nereye şoförüydün? İş makineleri operatörü. Ha iş makineleri. Ha. Emekliliğimizde burada vakit geçiriyoruz. Belediyeden emeklisin o hayır, zaman. Özel sektörde. Özel sektörde. Özel sektörde. Eyvallah. Eyvallah. Teşekkür ettik abicim. Ben teşekkür ederim. Merhaba abicim. Merhaba. Televizyon gelecek diye bıyıkları şöyle hafiften yukarıya doğru kaldırmış. Öyle mi? İsim ne abicim? Hasan Adıyaman. Hasan? Adıyaman, vilayet. Adıyaman. Evet. Vilayet. Evet. Ben de yani Adıyaman deyince öyle bir rahatladın yani. Tabii vilayet var. Vilayet ya. Yani benim soyadımda vilayet var İsmail yani kolay değil. Sen ne yapıyorsun? Neyle uğraşıyorsun? Ben bir şeyle uğraşmıyorum gari. Bizim dere boyunda arazimiz vardı. Baraja gitti. Gezip duruyoruz şimdi. Onu baraja bağışladık o da sıra ha. Yatıyoruz diyorsun yani. Eyvallah. Teşekkür ederiz abicim. Evet. Abi, hoş geldin başarılı. Hoş bulduk abicim merhaba. Merhaba. İsim? İsim Hasan Yerlikaya. Hasan Yerlikaya. Avşar doğumluyum. Eyvallah. Emekliyim. 2011 yılında emekli oldum. Yarışmacı arkadaşım. Yarışma. Ya şimdiki yaşıyoruz bakalım. Eyvallah abicim. Evet abi. Mehmet Sağlam. Avşar doğumluyum. 1950 doğumlu. 2008'de de emekli olduk. Şu anda yiyip yatıyoruz. Allah'tan sağlık, devletten aylık. Şey var mı? Arazi bak ve oğlanlara veriverdim. Kiraz diktiler, bahçe yaptım. İsmail emekli olunca oğlanlara verdim. Onlar bir şeyler yapıyorlardı. Ha, onlar bir şeyler yapıyor. Eyvallah, biri, eyvallah. Aydın'da PTT müdürü. 2, 4, 6, 8 kişiyle konuşma imkanı bulduk. Hepsi de emekli. 9. kişideyiz. Abicim merhaba. Emekli misin abi? Emekliyiz. Mustafa emekli sağlam. Misiniz abi? Emekliyim abi. Ben de emekli olacağım inşallah. İnşallah. Evet abi isim nedir? Mustafa Sağlam. Mustafa Sağlam. Mustafa abi sen köyün ağası gibi oturuyorsun. Ağa gibi oturuyorsun. Vallahi sandalyeyi de şöyle arkaya atmış. Ne yapalım işte yaşlılık dinleniyoruz yok, şöyle. Yok seninki yaşlılık değil seninki tamamen ağalık yani. Yok ağalık değil. Eyvallah Mustafa abicim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abicim merhaba. Meram ilçesi Büyüaynas Mahalle Muhtarı Ali Akten. Ooo çok şimdi... güzel. Bak, biz bir muhtarla konuşmaya geldik ikinci muhtarı bulduk. Doğuma büyüme Avşarlıyım Avşar sevdalısıyım. Ne güzel abi. Avşar'da bir dayanışma derneğimiz var Konya'da. Dernek yöneticilerimizle beraber geldik. Bugün buradayız diyoruz. Bugün buradayız. Bizim hafta sonu. Bizim için mi geldiniz yoksa normal bir işimiz mi? Memleketimizi iade ziyaret. Annem babam burada sağ yaşıyorlar. Çok güzel. Geldik. Hem onların bir halini hatırını hem sıla ziyareti. Oh. Böyle bir geldik. Elhamdülillah abi. Hemşerilerimizle beraberiz. Çok güzel abicim. Vallahi helal olsun abicim. Allah abicim merhaba. Merhaba. Helako TV hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah razı olun. Buraya gelip
şenlendirdiğiniz için. Ben emekliyim. Hidayet Söylemez. Hidayet Söylemez. Hidayet Söylemez. Emekliyim. Eskiden biraz ziraatla uğraşıyorduk. Şimdi yaş kemalini buldu. Ziraat yaptığımız yerlerin bir kısmı gölet suyun içinde kaldı. Kalınacak. Biz şöyle bomboş çekildik. Günümüzü bekliyoruz. Oğlanlar burada mı? Bir oğlan var İmam Algaran'da. Nerede? Konya'nın, Çumra'nın Algaran mı? Ha evet, evet. Orada. İki de kız var. Gelir gider. İki de kız var. Biri Bozkır'da, biri de Konya'da. Tamam. Ben de tek başım. Burada kimse yok. Yok. Yalnız kaldın yani. Yalnız kaldın. Hediyle büdül. Yenge sağ mı? Sağ sağ. Ha, elhamdülillah. Allah'ım sizlere uzun ömür versin. Sağ ol. Hayırlı sizlere ömür de, versin. Sizlere de uzun ömür versin. Eyvallah. Ve avuçları şenlendirdiğiniz için sağ olun. 1933 doğumlu. 1933? Ha. Hay maşallah. Ha. Evet amca. Ha. Ondan sonra efendim sen sor ben söyleyeyim. İsmini ne söyle? İsmail Kasap. İsmail Kasap. Ha. Kasap mıydın sen? Kasap, kasabıydım. Soyadı Kasap. Ha normal soyadı, ha. Soyadı Kasap. Burada okur yazarlık yok. İki devre reis vekilliği yaptırdılar bana. Reis vekilliği? Ha o zamanları. Bundan okur yazarlık yok. O zamanlarda inanılır yapılar, inanılır arkadaşlar vardı. Yazarlar, çizerler şurayı imza et dede derlerdi bana. Yapar. Yazı bilmezdim ama yazı bilen arkadaşlar vardı, yanılardı hepsini. Yaz dediler mi yap, imza ederdim. Ha öyle. Parmak yoktu bizde diyorsun yani. Parmak da vardı. Parmak da vardı. Daha parmak da vardı. Yaş senin kaç? 88. Ya 81'e girdi ki. 82. Ya. Maşallah. Allah'ım hayırlı uzun ömür versin sana. Maşallah. Tamam. 82 ama bak amcam nasıl diş duruyor ya. Ha. Allah hayırlı ömür versin sağ amcam. Ol, sağ olun. Hadi. Eyvallah. İsmail Kasap'tı değil mi? Kasap he. Kasap evet. Adaşmışız bu arada. Adaşız haydi. Evet abi. Efendim, hoş gelmişsin. Alistan Kocamaz. Alistan Kocamaz. Evet. Kocaman yiyorsun zaten maşallah. İnşallah. Sen neyle uğraşıyorsun? Tarımla uğraşırım. Var mı tarım? Var. Kirazım. Nerede? Yaylada mı? Yukarıda. Yukarıda var. Evet. Ne kadar bayağı var mı? Var 3-4 kiraz var işte. 3-4 mü? Ya 3-4 400 dedim sana. Kızma ya kızma ya, anlamadım ben. Kardeşim ben kızarım ya. Eyvallah Allah razı olsun. Evet abi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abiciğim. İsmim Ali Özgeç, 1957 doğumlu. Avşar'da yaşıyoruz. Çok güzel. Neyle uğraşıyoruz? Vallahi biz burada emeklilik var. Emeklilik var. Burada biz yer yatarız. Nerede vakit geçireceğimizi düşünüyoruz. Orada tamam. Bir karar verip bulamıyoruz. Camiden eve. Evden camiye. Ev ile kayvenin arasında. Tamam. Nerede vakit geçireceğimizi düşünüyoruz. Yapacağımız başka bir iş yok. Eyvallah. İşte biraz eyvallah. Kiraz bahçesinde yazın vakit geçiriyoruz. Bizimki böyle yani. Böyle. Eyvallah. Allah razı olsun abicim. Abi seni tanıyorum. Hoş geldin. Kalkmana yeri. Gerek yok abicim. Kalkalım kalkalım. Eyvallah. Sıradan saf Anadolu köylü vatandaşı Musa Özsoy. Sıradan saf Anadolu vatandaşı. Ha, Musa Özsoy. Evet Musa abi. Nakliyecilik yapmış zamanında. Biraz Avrupa'ya gittik. Oh Avrupa'yı geldik, gezdin geldin. Geldik. 5-6 devlet koy. Yenge çok kızmıştır sana da neyse evet. O da gitti onu da götürdü. Öyle mi? Abi. Valla helal olsun sana. Tabii abi bana zaten abi. Helal olacak ya. Sen geçim ehlisin belli gari. Ebedi. Eyvallah abiciğim. Kardeşim sen nasılsın iyi misin? Ben Avşarlı Zafer. Eyvallah Zafer nasılsın iyi misin? İyiyim sen nasılsın? İyi be Allah Zafer ne olsun işte Avşar'a geldik bugün. İyi hoş geldiniz Zafer hoş geldiniz. Ne ikram edeceksin Zafer bize? Valla size çay söylerim. Çay mı? Ya, çay verirken söyler Zafer ya. Çay İstediğiniz çay olsun ne bel olsun. Allah razı olsun kardeşim. Abici hoş geldiniz. Merhabalar abi. Nasılsınız iyisiniz? Şükür biz de iyiyiz. Biz de Konya'dan geldik. Konya Eğitim Araştırma Sanesi'nde çalışıyorum. Köylerimizi ziyaret için bugün Avşar'dayız. Avşarlı mısın? Avşarlıyım. Çok güzel abi. Eğitim araştırmada bak sırtınız yere gelmez muhtarım valla. Her yerde adamınız var valla. Evet. Evet. Ben doğma büyüme Avşar doğumluyum. Evet. Ben yurt dışında çalıştım. Fransa'da, Paris'te. Oradan da emekliyim. Türkiye'den de emekliyim ben. Oh çift maaş. İsmim Yakup Aktaş. Yakup Aktaş. Ya evet. Bu abi sen valla bu dünyada işin işte öbür dünyayı bilemem valla. Herkesin işi iş olsun sadece bizim de. Eyvallah eyvallah. Abicim seni tanıyalım. Merhaba. Kontiva ailesi hoş geldiniz diyorum hoş ben. Ben Konya Avşar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanıyım. Eyvallah. Derneğimiz bir yıl oldu kurulalı. İkinci yılı. Yeni seçime gittik. Dernek başkanı olarak seçildim ben de. Muhtarımızla beraber genç bir yönetim, dinamik bir yönetim olsun dedik. 84'lüyüm. Evet. Dün de buraya hizmet için geldik. Yatırımları konuşmaya, projeleri konuşmaya geldik. Sağ olsun bize sıkıntılarını iletti. Biz de notumuzu aldık.
bir gençlik kolları başkanlığı kurduk burada. Konya'da da kurduk. Nasıl Avşar yapacağız? Gençlik Avşar Gençlik Kolları. Şimdi bizim burada hayvancılıktan başka, emekliden başka yapılacak bir şey yok. Gördüğümüz gibi. Pek evet, herkes kahvenin oturuyor. Biz de dedik ki dağlarımızı hani topraktan çıkar bereket dedik. Dağlarımızı değerlendirelim. Kekik toplayalım, it burnu toplayalım. Ondan sonra kirazcılık yapalım. Ondan sonra bazı ileriye dönük projelerimiz var. Halkımıza bunu, en büyük projemiz de geri dönüşüm projemiz. Evlerdeki kullanılmayan eşyaları alıp tekrar buraya hizmet aracı olarak veya köylünün istediği bir şey olarak dilekçe usulü geri iade edelim istiyoruz. Öğrencilerimize burs verelim, okutalım. Yapılacak bir şey yok. Yaşı 18 olan veya askere giden geri dönmüyor köye. İş imkanı yok. Biz de aynı şekilde oldu. Ben ayrılalı 25 yıl oldu. Tabii her bayramda gelip gidiyorum ama 25 yıl uzakta kaldım. Annem babam hala burada yaşıyor. Özlemi var. Avşar aşkı var. Yani onun için beraber bir proje üretelim, elimizden geleni yapalım. İhtiyarlarımıza da diyoruz ki oturun kahvenizi çayınızı için, biz bir rüzgar tutturduk. Bu yeli bir seyredin, nasıl olacak? İnşallah. Bir başarı dileyin bize, dua edin. Yani isteğimiz bize dua etmeleri, yanımızda olmaları, desteklemeleri. Başka yapılabilecek gerçekten bir şey yok İsmail Bey. Yani merkeze 150 kilometre uzaklıkta. Bu tarafta Alanya aynı şekilde hakeza uzaklıkta. İş Alanya imkanı, 100 kilometre herhalde. Alanya 100 kilometre fakat bozuk satıhtan dolayı yeni yapılıyor yol. Aynı süreci buluyor. Sağ olsun Lütfi Elvan Bakanımız yaptırıyor yolu şu an. Yeni yani yapılınca biraz daha kısalacak. İstiyoruz ki bir birlik beraberlik olsun, dayanışma olsun, bir kuvvet olsun. 1980-70 öncesine dönelim. İmece usulü. Yani birlik beraberlik, yardımlaşma, paylaşma. Yani havuz sistemini oluşturacağız inşallah başarabilirsek. Ve bunu da gençlerimizden, ihtiyarlarımızla. Dernek yönetimimizde de şöyle bir şey yaptık. Sağlık koordinatörlüğü oluşturduk. İhtiyarların bakımları, hastanelerde, ondan sonra resmi kurumlarda hep önüne düşeceğiz. Öğrencilerimizin üniversitede önüne düşeceğiz. Şu an kırtasiye ihtiyaçlarından burslarına kadar. Askerlerimize biz bakalım diyoruz. Elimizden geldiği kadar çaba gösterelim. Çünkü Konya'da başka bir avşar yok. Yani bizim vatanımızdan, amcamızdan, dayımızdan başka kimse yok. Biz de bunun mücadelesini veriyoruz. Başarılı olacağız inşallah. Daha yönetime geleli. Bir yıldır ben muhasebe olarak içindeydim ama 20 gün oldu başkanlığa başlayalı. Taze başkanız. Yaylamıza ağaç gönderdik. Ondan sonra bağış kutular olsun, hasta ziyaretleri olsun. Dün de biz onun için geldik. Bugün rast geldik size. Doğum yapmış bir kardeşimiz var. Onu ziyaret edeceğiz. Hastamız var. Onları ziyaret edeceğiz, yaşlılarımızı. Sahip çıkanımız bizim, bizden başka kimsemiz yok. 20 Terk gün olmuş proje şeye, başkanlığa geldi evet. Ama maşallah projeler ardı ardına gidiyor yani. Kedi abi Yusuf Bey buyurun. Genç vallahi, genç kolları başkan da maşallah yani. Genç. Genç yani. Kaçlısın sen? 93'lüyüm abi. Vallahi helal olsun. Askerliği yaptın? Askerliği yapmadım. Üniversite okuyordum. Üniversite. O yüzden tecilliyim. Eyvallah kardeşim. İsim nedir? Yusuf Coşkun. Yusuf Coşkun. Evet. Yusuf coşarak gelecek Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle abi. Bizim... Ne yapıyorsunuz? Faaliyet var mı şu anda? Valla dün gece abi işte bir ilk programımızı düzenledik. Aha. İlk gecemizi yaptık gençler arasında. Bizim buradaki amacımız bu gençleri bir araya getirip kaynaştırmak. Avşar için vatana, millete, hayırlı evlatlara yetiştirmek. Başıboş adam istemiyoruz diyorsunuz Avşar'da. Yani evet. Ne güzel abi vallahi. Şimdi güzel. İsmail Bey, gençlik kollarını koruma amacımız biraz daha bizim, Yusuf Bey bizim fitilimizi ateşleyecek. Niye? Siz de bilirsiniz ki artık liselerimiz, üniversitelerimiz, hatta işler acısı ilk öğretime kadar uyuşturucu kullanımı çoğaldı. Kesinlikle. İşsizlik çoğaldı. Biz de diyoruz ki bir tutkun olalım, birbirimize keletlenelim. Kötü yola hiçbirimiz gitmesin. Aynı çatı altında buluşalım. Yani çalışmalarımız bu yönde. Konya'da da var gençlik kolları çalışmamız. Biz bunu başaracağız inşallah. Allah emeklerinizi yağlayın. Teşekkür ederiz. Vallahi memnun oldum. Gençten yani duygulandım da böyle projeleriniz olması çok güzel. Keşke herkes sizden örnek alsa da bu şekilde davransa diye düşünüyorum. Kon TV'nin de desteğini ediyorum. Bekliyoruz. İnşallah inşallah. Her zaman yanınızdayız. Değerli izleyicilerimiz, Avşar Mahalle Meydanı'ndaydık. Abilerimizle sohbet ettik. İstiyoruz ki Avşar'ın güzelliklerini sizlerin ekranlarınıza yansıtalım. Artık yavaş yavaş da turumuza başlayalım. Şu dağlar tepe tepe, kar yağıyor serpe serpe, gel ya.
sarı gelin al beni. Değerli izleyicilerimiz, Taşkent Avşar mahallemizde gezimize devam ediyoruz. Şu anda Demirhan'dayız efendim. Karasu'nun olduğu Demirhan'dayız. Demirhan. Çok güzel bir kaynak suyu var burada. Evet. Şimdi abilerimizle hem tanışacağız hem de burayı anlattıracağız. Biraz önce abim öyle güzel anlatıyordu ki, işte o zaman bizim donumuz yoktu, burada yüzerdik biz. Şimdi onları biz öyle alacağız. Anlatalım. İsmin nedir abi? Ali Tatal. Ali Tatal. Evet. Evet. Burada doğdum büyüdüm. Ben Konya'da yaşıyorum. Orada ticari... Ne iş yapıyor? Beyaz eşya tamiri. Eyvallah. Beyaz eşya tamiri. Ama buranın bir havası var. Biz buraya gelmeden duramıyoruz. Değil mi? Yani senede 3-4 defa buraya mutlaka geliyoruz. Sıla-i rahim yapıyoruz. İçimizde bu var. Vatan sevgisi, sıla sevgisi var. Şimdi sizi burada görünce biz bu ağaçların şuraların dili olsa da bir konuşsa dedik. Sizin ilginizi çekti. Eyvallah. Burası Demirhan. Namı değer Demirhan diyelim. Küçüklükten büyüklüğe kadar. Ali abi öyle bir Demirhan diyorsun ki böyle var ya gönülden çıkıyor. Gönülden yani. Demirhan ah ulan abi. Ah, şimdi biz küçükken buraların önüne bacağımızda don yokken buranın önüne yatardık. Küçüklüğümüzde herkes birbirini kovalardı. Yazın mı oluyor? Yaz kış bizim için fark etmez. Allah Allah. Biz de yani dağlı çocuğu sonuçta bu Toros dağlarında doğmuş büyümüşüz. Bizim için soğuk sıcak yok. Eyvallah. Burada büyüme. Yaylada özellikle bir anımızı anlatalım. Arkadaşın birisi koyun çobanı. Hı. Böyle her taraf don. Birisi diyor ki oğlum dereye giremezsin. Öbürü de diyor ki girerim çocuk. Çocuk dereye giriyor ona bir koyun veriyor. Buz gibi soğukta. Yani soğuk sıcak bize işlemiyor. Bizim için vatan bir başka. Tabii. Şimdi burayı anlattık sizi burada görünce. Bu Demirhan buraların tadilatı belki 5-6 sene 10 sene önce yapıldı. Önceden buralar çok daha güzeldi. Farklıydı. Kaynak su değil mi bu? Kaynak su tabii yer altından çıkıyor. Burası Demirhan. Küçükten büyükten birbirini sevenlerin özellikle buluşma noktası burasıdır. Aşıkların mekanı. Genelde. Diyor. Neden? Şimdi kızlar eline alır bidonunu, suyunu. Buraya su doldurmak bahanesiyle gelir. Kimse bir şey diyemez. Tamam. Oğlan da taşın arkasına saklanır. Tamam. Bir şekilde eskiden tabii telefon yok, mesaj yok. Tabii canım. İnternet yok. Ne yapacaksın? Demirhan'da. Demirhan'da buluşur. Öbür arkadaşın da işte Ahmet orada bekliyor. Ben suyu doldurdum geldim konuştum Mehmet'le. Seninki bekliyor. Tamam. Demirhan buluşma noktasıdır genelde. Aynen. Yani, Ali abi herhalde öyle bir şey yapmış gibi böyle heyecanlı heyecanlı anlatıyor yani. Yani bilmiyorum ben bilmiyorum ama herkesin başından buraların bir anısı vardır. Sen de geçtim onu söyle şimdi. Benden geçmedi. Uğraştım ama olmadı. Çok uğraştım İsmail. Çağırdım, evet. Çağırdım şu kayanın dili olsa da konuşsa. Yani belki çok çekindi, bekledim orada. Belki bir çekindi, belki bir mazereti oldu ama olmadı. Bir de biz olmadı. Yani ortayı bitirdim ben Konya'ya gittim. Eyvallah. Yani tam bizim hızlanma zamanımızda. Yenge nereli abi? Buralı. Buralı mı? Buralı. Ha yani yarın bir gün sıkıntı olmasın diye. Yok olmaz. Televizyonda yayınlanacak. Yani yayınlansın sıkıntı olmaz bizde inşallah. Eyvallah. Bizim hanımlar bizlere daha çok yani benzetmesi yanlış olmasın. Sadıktırlar. Eyvallah. Yani genelde itaatkardırlar. Eyvallah. O yönden şansımız var Allah'a şükür. Aynen. Hamdolsun. İyi. Şimdi yukarıda bir kediler bövedi var. Burasını biliyorsun. Ne var abi? Kediler bövedi deriz. Evet. Kediler bövedi. Neymiş abi o? Orada küçük bir gölet gibi bir yer. Tamam. Yani bacağına çıkar, diz kapağına çıkar. Ama küçüksün. Orasında küçük büyük herkes orada çimmeyi, yüzmeyi bellemeye çalışır. Herkes hadi kediler bövedine gidelim derdik. Herkes gelirdi oraya 3-5 kişi. Oranın az üstünde bir yer var. Develer bövedi. Orada şelale var. Şimdi gidersek bakalım. Develer bövedi biraz daha derin. Herkes oraya giremez. Şelale de var. Yüzmeyi bile. Ama şimdi hep antrenmanlarımızı orada yaptık. Kediler bövedini sorsan herkes bilir. Namı değer kediler bövedi burada çok. Onun üstünde develer bövedi var. Oraları unutmak mümkün değil. Develer bövedinin olduğu yer şimdi hava eksiye düştüğü zaman bir manzara olur. Buz. Yani buzullar gibi. Ya o kadar abi öyle bir anlatıyor ki insanın canı çekiyor. Yani, ya Ali abi şu kediler buranın, böreklerim. Gidelim. Gidelim. Ya. Gidelim. Beraber gidelim. Ben giderim. Şimdi buraları da büyüdüğümüz için. Eyvallah. Yani buraların tadı şeyi bir başka. Yarın baraj olursa bura denizde olacak. O zaman denizde yüzeceğiz. Kediler bövedini öğrendik. Denizde ustalık yapacağız. Aman abi ya. Örnek olmayalım. Barajda yüzmek sıkıntılı ya. Vallahi iyi bilen korkmaz. İyi bilen. Ya korkma, iyi bilen korkmaz. Korkmak ayrı bir şey de. Yani Allah esirgesin diyelim. Evet. Yani bir sakatlık olmasın. Ali abi Allah razı olsun tamam, ya. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Müsaade ederse bir de Hasan abiyle konuşalım. Hasan abi konuşalım. Postacı. Allah razı olsun. Hasan abi merhaba. Merhaba. Ben Avşarlıyım. İsmim Hasan Kılınç. Hasan Kılınç. Taşkent PTT'de müdür vekilliği yapıyorum. Şu anda hala. Evet hala şu anda oradayım. Çok güzel. Ali arkadaşımızın bahsettiği gibi Avşar aşkı bir başkadır. Ben kendim 13 sene Alanya'da kaldım. Ama geriye buraya döndüm. Alanya Türkiye'nin cennet şehirlerinden biri olmasına doğru. Rağmen yine de bülbüle sormuşlar vatanım demiş. Biz aynen de vatanımıza öyle. Geri döndük. Avşar'a döndükten sonra da bu Demirhan'dan bahsetmeden olmaz. Avşar'da Demirhan bir başkadır. Hı hı.
özellikle yaz aylarında bizim çocukluğumuzda buzdolabı, evlerde buzdolabı yokken iftar zamanlarında, Ramazan'da özellikle soğuk su doldurmaya herkes buraya gelirdi. Testisini alan, bidonunu alan herkes buraya iftara yarım saat kala buraya gelirdi. 70'li yılların ortalarına kadar burada çeşme yoktu. Evet. Göz diye tabir ettiğimiz suyun kendi doğal oluk da yok. Kaynar böyle. Herkes oradan tasıyla doldururdu. Tasıyla doldururdu. Göksün şu kara suyun olduğu gibi değil mi? Evet. Daha sonra işte 80'li yılların başında bu çeşmeler yapıldı. Sonra ağaçlandırmalar yapıldı. Yıllarca böyle herkes bir gelen idarecilerimiz bir şeyler yapmaya çalıştılar. Belediye döneminde mi oldu? Belediye döneminde belediye ne kadar oldu balık hani çiftliği başlayalı? Balık çiftliği başlayalı yaklaşık 20 yıl falan oldu. Yukarıda esas şu derenin aktığı suyun çıktığı yerde esas soğuk su orada. Orada üretiliyor. Burada da millete satış yapılıyor, servis yapılıyor, pişiriliyor. Özellikle yaz aylarında Avşar'da yaşayıp da her gün buraya gelmeyen vatandaş yoktur. Değil mi? Hadi bir demiran yapalım. Çok güzel. Hasan abi çok teşekkür ediyoruz. Ali abimize teşekkür ediyoruz. Değerli izleyicilerimiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 tane oluk var. Hepsinden böyle eşit bir şekilde su akıyor. Çok güzel bir görüntüsü var. Biraz önce ben içmek nasip oldu. Suyundan da içtik. Bu şimdi suyun İsmail şifalı bu, olduğu evet, var mı öyle bir şey? Öyle bir şifalı demeyelim de şimdi yaz aylarında bu suyun evet, elini değemezsin. Çok soğuk olur. Çok soğuk olur. Ama kış geldi mi de kara su olduğu için biraz sıcak olur evet, yani. Ilıktı yani. Evet. Çok soğuk şu anda ılık. Halbuki ama yani kışın daha soğuk olması lazım hani işte normalde. Tersi oluyor. Yazın evet, çok soğuk oluyor. Özellikle yani özellikle yaz, kar suyları artık yazın eridiği için değil mi? Onlar geliyor. İşte kaynak suyu olduğu için, kara su olduğu için daha doğrusu kışın biraz sıcak oluyor, yazın da çok soğuk olur. Yazın bir dakika elini zor tutarsın yani o derece soğuk olur. Bizim köyde de var öyle bir yer, Armutlu diye bir yer var. Bizim orada da öyle bir su var. Şimdi Ramazan ayı yaz aylarına dek geliyor ya, evet, özellikle yazın bura vazgeçilmez olur. Vazgeçilmez olur evet, değil mi? Buz gibi su. Evet, buz gibi su. İftarı burada açacağız aslında. Evet, buz gibi burada su. Değerli izleyicilerimiz, Demirhan'da çok durakladık. Avşar'ı gezmeye devam edelim efendim. Değerli izleyicilerimiz, Avşar Mahallesi'nde gezimize devam ediyoruz. Hasan abimiz burada çok meşhur bir oyun varmış. Onu anlatacak bize. Kale oyunu. Doğru mu Hasan abi? Evet. Şimdi özellikle kış aylarında millet işe güce gitmediği zaman ne yapıyor? Kahvede boş boş oturuyor. Tamam. Bizim burada da okeydir, tavladır, kağıt oyunu yok. Yok. Yani oynanmıyor tamam, yıllardan beri. Onun için vatandaş da hem bedenini kuvvetlendirmek için hem de spor yapmak için ne yapıyor? Geçmişteki oyunlarını oynamaya devam ediyor. Tamam. Bunlardan bir tanesi de kale dediğimiz bir oyun. Şurada gördüğünüz gibi 3 tane kaleyi evet, bu tarafa dikiyoruz. 3 tamam, tane kalede karşı tarafa. Tamam. Karşı tarafa da dikiyoruz 3 tane kale. Karşı şimdi 2'şer evet, kişi, 3'er kişi paylaşıyor insanlar birbiriyle. 3 kişi bu tarafta, 3 kişi öbür tarafta. Tamam. Tabii buraya gelirken eşleşiyorlar galiba. Eşleşiyorlar. Tamam. Tabii buraya gelirken lokum sandığıyla bisküvit kutusu da geliyor. Öyle mi? Tabii. Peki kim, onu kim alıyor? Kim yenilirse. Tamam. Aha, ha. Ödünç alınıyor önce. Ödünç alınıyor veya tamam, burada oyun bitmek üzereyken bir tane çocuğu gönderiyorlar. Git bakkaldan lokum bisküvit al gel. Al gel. O da ağız tadı oluyor. Tamam. Peki şimdi bu kale oyunu nasıl oynanıyor? Hasan abi. Her oyuncu 3 tane normal taş alıyor. Her oyuncu? Evet, 3'er tane taş alıyor. Tamam. 3 oyuncu bu yanda var. 3 oyuncu karşıda. Tamam. Bu taşlarla o kaleleri yıkmaya çalışıyor. Ben pek atmasını beceremem. Ben pek oynamadım da. Ama abi o kaleyi nasıl yıkacaksın? Kurban bu olayım ya. Atarak. Dur abi. Ha. Herif attı. Vallahi ha, vurdu ha. Helal olsun. Onu yıkacak. Ha, onu yıkmaya çalışıyor. Kim daha erken yıkarsa oyunu he, kazanmış oluyor. Allah Allah. Bir deneyelim bakayım ama.
Karavana attık abi ya. Abi taş oraya gitmeden parçalanıyor. Evet, şu anda mahalle muhtarımız attı, o da karavana attı. Atmaya devam ediyoruz. Vallahi hiç alakası olmayan bir yere gitti. Evet, abi sizin bu oyun bayağı zormuş. Bir de ihtiyarla oynuyor diyorsun yani. İhtiyarla oynuyor. Böyle kol gide gele gide gele kol kuvvetlenmiş oluyor. Vallahi şu anda herkes atıyor. Evet, devirdi. Şu abi muhtar mı devirdi? Vallahi helal olsun ha. Böyle karışık atmıyor da sırayla herkes. Sırayla atıyor. Üç taşı bitti miydi çekiliyor. Çekiliyor. Şimdi muhtar kazandı, ne olacak? Lokumu yiyecek. Kaybeden lokumu alıp gelecek. Sen kaybettin o zaman. Beni karıştırma. Alalım gelelim hemen. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Değerli izleyicilerimiz. Ya ne kadar güzel bir şey ya. Hiçbir şey yok yani. Kumar yok, ne bileyim, kağıt yok, zaman öldürme yok. Hem spor amaçlı, hem de... Bir de bizim burası taş ocağı. Evet. Eski taş ocağımız yani. Hı-hı. Eskiden burada taş kırardık. Tamam. Eşeklerle, katırlara taşları yükleyip... Ev yapardınız. Tabii, ev yapardık buradan. Evet. Ha, bizim burası ya, taş ocağı. Taşkent ya, işte adı üstünde yani. Taş değil mi? Evet. Sırtımızda taş çekerek biz buradan, kuyuya. Zamanında. Zamanında. Ustara götürdük, ustara orada yapsın yapardı yani. Ne güzel abi. Eyvallah. Burada hep bağlık, bahçelik, cevizlikti. Yani sonra hep değişti yani buralar işte böyle. Evet değerli izleyicilerimiz. Ya Avşar Mahallesi'nde kale oyununda oynadık. Hasan abi sağ olsun onu da anlattı bize. Eskilere gitti bir an Hasan abi. Biz de onları yaşamış olduk. Onların anılarını beraberce. Avşar'da gezimize devam ediyoruz efendim. Değerli izleyicilerimiz, Avşar Mahallesi'ndeyiz. Ekmek yapan ablalarımızla muhabbet edeceğiz. Onlar da çok harika, keyifli ekmek yapıyorlar. Böyle balkona da çıkmışlar, hava da güzel olunca bu güzel havayı değerlendiriyorlar. Ama bizim için yapıyorlar, ama kendilerine yapıyorlar bilmiyorum. Bizim için yapıyoruz. Bizim için mi yaparsınız? Tabii. Nasılsın, iyi misin? Biz muzaffer çok severiz kuzum. Öyle mi? Ha. Niye biraz ama önce bağırdın ya? Ama kel adamları da vallahi döveriz. Ha, hiç acımasızlık var bende, gerçekten var. Var mı? Var. Torunları filan döver mi? Yok, torunları, akrabalara kıyamam. Ha, öyle mi? Kırt adamları döverim. Aklına niye vurduk ya? Hadi iyi ki de gelmedi sultanım. Ablacığım isim ne? İsimim sana ne ya? Deli Şerif. Deli Şerif mi? Tabii. O zaman biz müsaade alalım muhtarım. Tövbe yarabbim, tövbe. Evet değerli izleyicilerimiz, Mutlu Mahallesi'nde Müslüm Baba vardı. Burada da Şerif ablamız var. Şerif abla, bizi bugün misafir eder misiniz? Gideriz. Nerede kalacağız? Benim evim boş. Senin ev boş mu? Tabii. Senin her, evde kalalım. Her taraf hazır. Sabaha ne olacak ya amma? He? Sabaha bizi boğup atılır mı? Boğman. Zararlıysanız döverim. Faydalı adamsanız güzel kuzu keserim. Öyle mi? Biz faydalı adamız. Bak, Servet abi çok faydalıdır. Bildiğin gibi değil. Servet abi var, kameraman. Gözüm tutmuyor. Bir bakın ben gözüm tutar mı? Ben iyi adamın gözünden anlarım. Kel adamın da tuttu. Servet abi tuttu. Kuzu yedik abi. Allah! Gelsin kuzum, güzelsin. Kuzuyu ne zaman keseceksin? Şimdi ısmarlar getirdiniz. Davar var şurada. Davar var şurada. Ismarlar getirdiniz. İyi. Kızım yedirdirin size. Allah razı olsun ya. Vallahi Şerif ablam gönlü güzel ya. Gönlü güzel. Elinize bir kağıt yazarın. Öden yavrum derin. Ha, adisyon da var yani. Adisyon da var vallahi. İlyas abi siz maşallah. Köyde canınız sıkılmaz ya. Şerif abla var. Şimdi Şerif ablam köyün gülü. Neşesi. Onun soyadı ne? Şerife Coşkun. Ha. Dayağı yedik. Tabii. Evet, bak Ayaslar'da ilk programda da orada bir ablamız vardı. Muhtarlığa aday, Şerif abla da aday. Buyur, ne yapacaksın abi? Alır. Alır muhtarlığa elimizden alır. Alır değil mi? Evet. Vallahi doğru abi. Yani eline sopayı aldı mı o yürümeyenin kafasına vuracağım dedim mi? Vallahi alır yani. Alır alır. Her yere giderim ben. Silahsız. Tabii. Silaha gerek yok ki, sopan var ya işte. Her yere giderim kızım. Telim kırık.
Sen buna var ya bir şeylere neydi karakollara bir şeyler yapmış bunu sen ona. Karakollara ne yaptın bir anlat. Yok 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 uzağa gitmen kar. Uzağa gitmen uzağa gitmen. Halam ormancıları kovalıyor. Allah Allah. Odun kendisi anlatsın istedim. Anlat bayım bir hadi gelin bir anlat. Ormancıları nasıl kovaladın? Hayır 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 olmaz çok şeydir uzaktır. Anlatmıyor İlyas abi. Odunla gelirken çalıyla yakalıyorlar halam korku diyor. Ben deliyim şöyle böyle diye. He. Kovalıyor. Kendini vurdu abi. Kendini kurtarıyor. Delir. Katırın ciğerini getirin bana dedim. Katırın ciğerini. Tabii. Akrabaları çağıracağım dedim. Ya, ya. Onlar beni deli sandettiler. Hadi. Akıl var mı da? Abi senin isim de. Ramazan geldi. Neyin olur? Akrabam olur. Akrabam olur. Evet. Aynı komşum da. Değerli izleyicilerimiz, Avşar Mahallesi'nde ekmek yapan ablalarımızla namı diğer Deli Şerife ablamız, ana kız ablamız. Ablalarımızla muhabbet ettik. Şimdi aşağıda da bir tane ablamız var, yün dövüyor. Onu da bir ziyaret edelim, onunla da bir konuşalım. Sonra devam edelim. Ablacığım kolay gelsin. Sağ ol kuzum. Nasılsın, iyi misin? İyiyiz kuzum şimdilik. Allah iyilik sağ olsun. Amin. Atıyoruz. Yünü öyle mi? Ha, eğiriyoruz. Ne yapacağım bunlar? Eğiririz, çorap öreriz. Çorap öreriz. Ha, ne yararsa lazım olduğunda yapıyoruz. Bize bunu. De bir çorap öreriz şöyle kalın kalın giyelim. Bak köy köy geziyoruz. İnşallah, gidiyoruz. İnşallah. İsim Nasip. Neydi? Fatma Yağız. Fatma Yağız. Ha. Fatma abla, evlatlar var mı burada? Var. Burada i̇ki kızım var. Ha, yanımda iki kız var. Oğlan Almanya'da. Oğlan Almanya'da. Ha, iki, üç çocuğum. Gelir gider mi? Buyur. Oğlan gelir gider. Gelir mi? Gider. Ne zaman gelir gider? Ya bir ay kuzundan gelir gider işte geç bak. Senede bir gelir mi? Gelir seneden gelir kuzum. Ne iş yapar orada? Vallahi işini bilmem kuzum ben. Devirmez de sorman da yalan söylemeyeyim. Sağlığı iyiyse başı. Ha sağlığı iyi şimdilik. Elhamdülillah elhamdülillah. O zaman ona bir selam gönder buradan. Olur. Bizi izleyecekler. İnşallah. Bir selam gönder haydi. Ona ha. Ne diyeyim? Mustafa'm seni özledim diye. Mustafa sen özledim kuzum. Gözlerinden öperim diye. Gözlerinden öperim. Hayırlısıyla kuzum haydi. Ne zaman geleceksin diye sor bir. Ha? Ne zaman geleceğim? O kuzum geldi gayet sonra. Sorayım da gözün gelecek bilirim işte. Fatma abla var mı bizden bir isteğin arzu? İnşallah kuzum hayırlısı nasip kuzum. Allah her neyse haydi. Allah'a emanet ol kolay gelsin sana. Sağ ol kuzum Allah senden razı olsun. Değerli izleyicilerimiz, Avşar mahallemizde gezimize devam ediyoruz ve şu anda Avşar Barajı'nın üzerindeyiz. Avşarlar Avşar diyor ama barajın ismi Avşar. Şu anda yanımızda da şantiye müdürümüz Veli Bey var. Veli abi merhabalar. Merhabalar, nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş teşekkür olun. Ederiz. Sizler nasılsınız? Allah razı olsun. Nerelisiniz Veli abi? Eskişehirliyim ben. Eskişehirlisiniz. Evet. Ne zaman geldiniz Konya'ya? 2012'de. 2012'de, tabii. 3 yıldır buradasınız. Yani ben aslında Konya Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi'nde okudum 1975 yılında. Konya'ya yabancı değilim tabii. 2012'de de bu baraj için geldim. 2012'de başladınız buraya o zaman. Tabii. Peki şu an 3 yıldır devam ediyor bu baraj. Evet. Şu an ne aşamada burası? Şimdi şu anda devam ettiğimiz gövde dolgusunu yapıyoruz. Gövde dolgumuz 1230 kodlarında. Bunun tamamlanması 1250 kodları. Yani 20 metrelik bir mesafemiz kaldı. Boy olarak da bittiğinde 723 metrelik bir uzunluğumuz var. Kret uzunluğumuz. Hı hı. Zaten bu senenin programında bu dolgunun bitirilmesi var. Hı hı. Dolu sabahı falan bitirdik. Dip sabahımızı bitirdik. Beton işlerimizi tamamladık. Önümüzdeki sene bunun ön yüz betonu var. Şu anda 2015, zaten 2015'te. 2016 yok, 2015'te bitiyor. Bitiyor. Evet. Yani 2015'in sonunda mı test? Sonunda test, tabii. Deneme aşamaları nasıl olacak? Şimdi deneme aşaması bu su tutmayla ilgili bir olay. Hı hı. Bizim onunla ilgili bir eksiğimiz yok. Zaten önümüzdeki sene borulama işlemlerini bitiriyoruz. Ön yüz betonunu bitiriyoruz. Ve barajımız tamamlanmış oluyor. Tamamlanmış. Ama bu
su tutma işlemi şu aşağıda gördüğünüz karayollarına ait yolun, yani Çetmi Bolay Balcılar yolunun relokasyonu ile ilgili bir olay. Yani baraja su tutabilmemiz için bu yolun yukarı kotlara alınması gerekiyor. Onun çalışmaları devam ediyor. Eğer o çok kısa bir sürede ihale aşaması yahut da projelendirilmesi biterse, hı hı, ona da başlanacak ki o başlanmadan su doldurma işlemini yapamıyoruz. Bu başlanması lazım. Evet, yani 2015'te barajla ilgili kısımlar bitiyor. Yol hariç, yol hariç. Yolda bittikten sonra su tutma test işlemleri yapılacak. Evet. Zaten o da fazla bir şey sürmüyor. Kısa bir dönemde halledilir. Tabii tabii. Çok güzel. Peki bu barajın Konya'ya, Avşar'a, evet, ne gibi faydası olacak? Şimdi bu zaten Konya Ovası projesi içerisinde olan bir baraj. En uç noktadaki bir yapı. Burada 360 milyon metreküp su biriktirilmesi hedefleniyor. Yani göl hacmi bu kadar. İletim kanallarıyla önce Bağbaşı'na, barajına, Mavi Tünel'le Ay kanalına, Hotamış depolaması ve ondan sonra oranın sulaması amaçlanıyor burada. Konya Ovası'na gidecek. Tabii bunların, barajların kendi içinde peyderpey hem içme suyu amacı da var, hem de enerji üretimi de var. Tabii bu ayrı ihaleler bünyesinde yapılacak şeyler. Yani şu anda Avşar'da enerji üretimi de var. İleriki aşamada. Evet. Avşarlılarla ilgili ne faydası var? Avşarlılar tabii buradan çok küçük de olsa arazilerini kaybettiler. Ama ileride balıkçılıktır, işte mevsim değişikliklerinden dolayı daha üst kotlarda tarımla ilgili, hayvancılıkla ilgili şeyler yapabilirler. Mutlaka ona da bir faydası olur. Avantajı var tabii ki. Çok gelir olarak daha artacak. Veli ben abi, teşekkür Allah ederim. Allah razı olsun. Yani bizi bilgilendirdiniz. Sizlerden de Allah razı olsun. İzleyicilerimizi bilgilendirdik Avşar Barajı ile ilgili. Değerli izleyicilerimiz, Avşar Mahallesi'ndeyiz ve Avşar Barajı'nın hemen üst kısmındayız. Buranın güzelliklerini sizlerin ekranlarınıza yansıttık. Avşar Mahallesi'nde artık yavaş yavaş programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Değerli izleyicilerimiz, İsmailce'de bu haftada, bugün de programımızın sonuna geldik efendim. Bugün sizlere Taşkent ilçemizin Avşar Mahallesi'nden seslendik. Buranın güzelliklerini sizlerin ekranlarınıza yansıttık. Burada emeğe geçen abilerimize, muhtarımıza çok teşekkür ediyoruz. Biz çok teşekkür ediyoruz. Fon TV ekibine. Ağırladınız burada. Çok sağ olun. Buranın güzelliklerini bize yansıtmaya çalıştık. Elimizin artık yapabildiği kadar, dilimizin döndüğü kadar bir şeyler yapmaya çalıştık. Hasan abi çok teşekkür ediyorum. Bizlere özellikle yaz aylarında da bekleriz. İnşallah. Özellikle İnşallah. Kiraz mevsiminde bekleriz. Kiraz mevsiminde özellikle geleceğiz. Sebet kiraz mevsiminde bekleriz. Kasa kasa kiraz yiyeceğiz abi. Allah razı olsun. İnşallah. Dernek başkanımız. Teşekkür ederim KonTV ailesine. Her zaman burada sizin bir aileniz, kapınız, çatınız. Eyvallah. Buyurun gelin inşallah. Eyvallah. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Abilerimize, ismini bilmediğim abilerimize hepsine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bizim köyler ne zaman görülecek? Cumartesi 21.30'da. Oyalama bak. Ha, oyalama bizi diyor. Oyalama bizi. Eyvallah. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz abilerimiz. Bizleri ağırladığınız için. Yayında ve yapımda emeğe geçen arkadaşlarım adına sizlere teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimiz, İsmailce'den bugünlük bu kadar efendim. Başka bir İsmailce'de görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.